ana ocağı başlıyor. Başına da işler açarsın. Sömestr tatillerinin bir haftasını ana ocağında geçirmeye karar verip Sakarya Serdivan'a gelen gencecik yarışmacılarımız dün zorlu yarışın üçüncü gününde de ana ocağına neşe kattı. Bütün ciddiyetimi bozdun. Dün ana ocağının leziz tariflerinin yapımına tanıklık eden renkli mutfağında Zehra annemizin çocuklarına öyle güzel bir sürprizi vardı ki. Çok kolay, çok pratik, hemen yapılacak pankek yapıyoruz. Wow, pankek. Ballı hem de. Enerji deposu. Evet. Zehra annemizin anlata anlata bitiremediği ballı pankekleri yapmak için spatulayı iyi kullanmak çok önemliydi. Ya dökülüyor böyle yapınca nasıl çevireceğim? Silin spatulayı, silin. Unuttunuz mu silmeyi? Tamam, peçe de getirin. Verir misin Gökhan? Ama maalesef pankek çevirmek bizim mutfak konusunda tecrübesiz çocuklarımız için deveye hendek atlatmak kadar zordu. Bir dakika, hepsi dağılıyor. Sen çevirsene bunu, çevirebilirsin. Bekle biraz, pişsin ya. İki grubun da altının peşinde koştuğu bu tatlı etabın sonunda kazanan üçlünün kim olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Ballı pankek yapımında kazanan grup Hakan Yeşim ve Yusuf. Bravo. Hepsi sizin suçunuz. Biliyordum oğlum. Siz kimsiniz lan? Zehra annemiz kazanan grubu açıkladı açıklamasına da tam altının sahibini söylemeyi finale bıraktı. Finalde. Tamam. Oh. O an gelip çattığında ise ağzından tek bir isim çıktı. Yeşim. Ballı pankek ziyafetinin hemen ardından soluğu bahçede alan çocuklarımız, ana ocağında teknolojiden uzak yaşadıkları için kendi müziklerini kendileri yapmaya karar verdiler. Yapabilir miyiz anne? Hadi tutarsın. Yap anneciğim. Gelin arkadaşlar. Başlayın, ben yakalayacağım sizi. Teresini unutma. Üç ayrıla buradan gidebiliriz. Güzel. Onu çalıştınız mı siz? Aynen. Anne. Tamamen doğaçlamayla oldu. Aa, bir şey. Çok güzel ama harikasınız. Beatbox dedik, müzik dedik ve Meltem annenin görevine geçtik. İşte bu kendi kendimize hazırladığımız, fiyatı da son derece ekonomik, hatta cebimizden hiç para çıkmadan yapabileceğimiz bir hoparlör olur. Tamı tamına üç gündür telefonlarından uzak yaşayan çocuklarımızın teknolojiyle burun buruna geldikleri o an gerçekten de görülmeye değerdi. Telefon görmeyi üzülmüşüm. Geldiğimizden beri telefon kullanamıyoruz. Hiç hoparlör bizi ilgilendirmiyor. Şu anda ilgilendiğimiz tek şey telefon diyoruz. Ben müzik dinlemeyi özledim. Keçeyle kapladıkları tuvalet kağıdı rulosunu deniz, yelkenli ve martılarla süsleyen yarışmacılarımızın arasında öyle biri vardı ki hata üstüne hata yapmasına rağmen kendiyle dalga geçmekten de bir türlü vazgeçemedi. Sen kalemlik yaptın Gökhan. Değil mi? Çok güzel. Ben farklı adamım. Gökhan çok güzel bir hoparlör oldu. Al bu telefonu koy bakayım nasıl çalışacak anneciğim. Evet, böyle koyuyoruz. Herkesten farklıyız. Bir dakika. Evet. Bu da bir mantık olabilir mesela değil mi? Olamaz mı çocuklar? Açayım mı müzik? Açayım mı? Aç bakalım. Görkem'in herkesi kahkahalara boğduğu cep telefonu hoparlörü yapma görevinin sonunda tam altına kavuşan yarışmacımız kim oldu dersiniz? Yusuf. Evet, ben demiştim Yusuf kazanacak demiştim. Helal olsun dostum. Bir yapayım. Bir günün son görevi Ümmiye anne ile birlikte bahçede kumpir yapımıydı. Bu keyifli etapta takımları belirleyen Ümmiye anne çocuklarının yüzünde güller açtırdı. Bir kere gene bugün kızlar kızlarla, oğlanlarım oğlanlarımla yarışacak. Neden gidiyorsun? Ben düştüm gene. Erkek dayanışması. Kızların erkeklere karşı verdikleri bol malzemeli kumpir yapma yarışında
Yaptıkları bir hata onlara pahalıya mal oldu. Açılıyor Yeşim, açılıyor. Bir tamam, tane daha Yeşim. Koş onları, koş Yeşim. Açılıyor. Yeşim sen aç onları. Görkem bırak, çok ben büyük doğramışsın Görkem. Şimdi görevleştirelim. Çocukların hepsinin iştahını kabartan kumpirler bittiğinde sıra hak eden grubun açıklanmasına geldi. Kazanan grup. Erkekler. Oğlanlarım. Ümmi anne ile kumpir yapma görevinde de tosunların arasında bir hak eden vardı elbet. Kimdi merak ediyorsanız azıcık sabredin. Ümmi annemiz şimdi söyleyecek. Hakan. Ya yes be. 3 tane oldu. İşte bol kahkahalara sahne olan, gençlerimizin enerjisiyle dolup taşan ana ocağında yarışın 3. günü böyle geçti. Şimdi eğer siz de hazırsanız, liseli gençlerimizin pek eğlendikleri maratonun 4. günü başlıyor. Çok güzel. Ama çok güzel bir şey yapıyoruz. Çok kolay. Çok basit. Artı çok da sağlıklı olacak. Çünkü içindekileri biliyoruz. Evet. Çığlık istiyorum hadi. Evet. Çocuklar krem çikolata yapacağız. Nasıl yapacağız? Çığlık 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 at. Karıştırmak çok önemli. Çok güzel oluyor, harika, harika. Gençlik enerjisiyle dolup taştığımız bu çok özel haftada ana ocağının 4. gününe hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün sondan bir günkü gün. Evet. Evet ya, çok önemli. Şimdi bu yol nerenin yolu? İstikamet. Ağır. Bu yolun sonu yol değil. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Bugün büyük ablalarımla tanışacağız. Koşun. Çocuklarımızın neşesi ve sevinci Ümmi annemizin de enerjisine enerji katıyor. İnek sağacağız, koşun. Kaçalım bence. Koşun İnek koşun. Varsa ben yokum. Bismillahirrahmanirrahim. Kız şaşkınlar, ne işiniz var? Ay. Sizi karşılaya bunlar ablaları. Şaşırmışlar ahırın yerini. Ana. Şimdi ne yapmamız lazım yavrum? Ya? Gelin bakalım. Şuradan ne bunları bir dışarı çıkarın. Geçin. Şuradan şöyle bir sürün onları dışarıya çıkarın bakalım. Gene mi onların sen yeri burası ya? Değil. Onların da hiç durası yok zaten Ümmi anne. Hayda. Kızlarım sizi mi dinleyeceğiz? Susun da ben bir anlatayım bakalım kuralları ne, tamam? Seni dinlemiyor anne, bugün çok sinirli. Kelibar'ı çağırıyor onlar. Kelibar dışarı çıktı ya. Şimdi güzel yavrularım, o televizyonda ana ocağını izlerken gördüğünüz meşhur ahırla inekler burası. Biraz büyük yani ya. Gerçekten biraz büyüklermiş. Şimdi... Beyler ben inek sağlamam. Şimdi güzel yavrularım. Kızlar kıkırdıyor da erkekler biraz korkudan tıkırdıyor gibi geldi bize Ümmi anne. Kıkırdaşalım hep beraber de. Ben bir şey söyleyeyim ondan sonra. İneklerden korkanınız var mı bir kere? Şu anda korkmaya başladım. Şimdi. Tepik atıyor. Korkma bence, bırak gitsin. Bu zamana kadar korkmadıysan bundan sonra bir şey olmaz. Sorry. Siz yavrum korkmayın. Ben korkmuyorum. Çünkü sen hiç korkmuyorum. Hiç korkmayız. Çok şey. Şimdi güzel ben yavrularım. Ben onunla anlaşabiliriz. Evet. Beni iyi dinleyin. Ne dedim? Bugün sizle beraber inek sağacağız. Burada anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Şimdi gelelim işin en kıyaklı, evet, kremli yerine. Hayda, tamam canım yavrum ya, konuşturmayın beni. Gönderin bunu ya. İneklerimiz niye bizimle ilgilenmiyorsunuz diye söylenip duruyor. Bize pek susacaklarmış gibi gelmedi Ümmi anne. Şimdi yavrum. Çok korkuyorum. Bugün inek sağma işi öyle tek başına olacak iş değil. İçime işlediniz. Gruplu. Ay yeter be. Gruplu yarışacağınız. Siz bence onun bağırmasını değil, möylemesini değil beni dinlerseniz. Çünkü sonunda bir tam altın var. Anlaşıldı mı? Evet anne. Anlaşıldı. Bugün sizi eşli yarıştıracağım yavrum. Çünkü inek işi
İki kişiyle olur, üç kişiyle de olmaz. Kalabalık olur, hayvan ürkebilir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet anne. Çocuklarımıza sorarsak bu işin içinden çıkamayız Ümmi anne. İyisi mi kim kiminle eş olacak sen belirle. Hakan'la Melisa eş bugün. Yerinize geçin yavrum. Ha şimdi. Ya. Aga. Şimdi. Bir koy söylürüz. Yeşim'le de. Görkem. Gel, gel buraya bakalım. Gel. Ben o tarafa geçemem. Gene ya. Geriye. Zeynep'le de Yusuf. Hadi bakalım yavrum. Ümmü anne tepki koysalar ölürüz değil mi? Şimdi. O yüzden uzak duruyorum ben. Benim büyük kızlarım pek uslu. Tepik atmazlar. Hiçbir şey yapmazlar. Sadece ve sadece beni dinleyin. Biciklerini gösterdiğim şekilde tutun. Canını yakmayın. Eğer canınızı yakarsanız onların tepiği atar. Sütünüzü döker. Eyvah. Yani size bak size sütünüzü döker. Çünkü sütünüzü dökmek demek tam altını kaybetmek demek. Çünkü ölçülecek. En çok sütü sağmayı başaran tam altını da hak edecek çocuklar. Tabii bunun için de nasıl süt sağladığını annemizden çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Hadi yavrum bana iyice bakın bak. Elimde bir su var, sizde de var birer tane su. Elkeniz var. Ya Allah ya misillah. İlk önce elkemi aldım. Önce bir şöyle biciklerin uçlarını bir yıkayacağız. İneklere ilk defa bu kadar yaklaşan çocuklarımız Ümmü annemizi büyük bir hayretle izliyor. İşin önemli kısmı asıl şimdi başlıyor çocuklar. Hı, tamam mı? Şimdi bunu alın yavrum. Koyun oraya. Şimdi herkesin benim elkem gibi elkesi var orada. Şimdi alacağınız. Şimdi bak hayvan gittikçe siz de gidin. Tamam mı? Siz tabii ki iki elle sağmayabilirsiniz. Ben size hem iki elle hem tek elle göstereceğim. Önemli olan burada yavrum buna sahip olmak. Bir gram da sağsanız bunu dökmemeye çalışın. Bunu buraya bak ben iyice kavradım. Aldım elime. Patır küstür, patır küstür. Anneciğim. Hoş kızım, hoş. Tamam kızım. Hoş. Hoş kızım. Kızım tamam. Annemizin elini nasıl hareket ettirdiğini görüyorsunuz değil mi? Sizinki biraz gel gel gibi oldu çocuklar. Bakın Yeşim'inki daha doğru gibi. Anlamadığınız bir şey var mı yavrum? Bak ben bunu kendi usulümle kendim gibi sağsam, iki elimle şapır şapır sağarım. Beş dakikada bu elkeyi doldururum. Hatta beş dakika bile sürmez. Tepik atar mı ya? Korkuyorum. Bak yavrum. Şimdi, tepik atarsa. O tepik atacak olsa, sizin canınızı yakacak olsa... Ümmü Ana'nın sizi asla oraya sokmaz. Ne dedim? Eğer böyle tutarsanız, tırnaklarınız batarsa... ...senin canın acırsa ne yaparsın yavrum? Haliyle tepki gösterirsin değil mi? O hayvanın canı yanmadığı sürece size tepkisini göstermez. Anlaşıldı mı? Elinizin şu ortasına. Bak gösterdim. Şöyle alıp, şöyle bak. Bak, oraya eğilip bakamadınız belki bak. Böyle. Yukarıdan şu elinizin aşağı. Şurasında parmağınızın. Aynen, tamam anne. Anladınız evet. mı yavrum? Ama bunu demek değil ki ne hiç öyle yavaşçacık. Gücünüzün olduğu kadar bastırın ama eliniz parmağınızın burasıyla. Elinizin buralarıyla, buralarıyla. Tamam. İçiyle anladınız mı güzel yavrularım? Anladım. Önemli olan buraları aldığınız zaman içine kuvvetinizle aşağı yukarıdan aşağıya doğru sıkın ama kuvvetli sıkın. Eğer annemizin dediklerini harfi harfine yaparsanız süt sağmak çok kolay çocuklar. Şimdi güzel yavrularım. Biriniz sağarken birini sakinleştirin. Çünkü hayvanın dikkatini başka yere dağıtın ki sütünüz sağma zamanı geldi zaten. Bıraktı sütünü. Şapır şapır akıyor süt. Zorlamaya gerek yok. Bu möhlemeleri de ondan zaten. Her zaman onlar saatinde sağılır. Anlaşıldı mı yavrum? Anlaşıldı. Evet anne. Evet anne. Anlaşıldı anne. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anne. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ümmü anne neresinden sevelim? Kafasından şimdi, mı? Şimdi kafasını, sırtını... Anladın. Kafasını, gözüne bakın, konuşun. İnan ki anlar. Anlar. Zaten sakinleşti. Anlar. Ona zarar verme, yani vermeyeceğinizi anladığı an hiç kıpırdamaz. Anladınız mı? Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok anne. Yok anne. Allah yardımcımız olsun anne. Amin. Amin amin. Hiç öyle biz bu işi nasıl yapacağız diye bakmayın. Bu süt sağlayacak. Asıl düşünmeniz gereken annemizin size bu iş için ne kadar süre vereceği. Tamı tamına. Yarım saat mi? Koskocaman. 20 dakika. Değil mi? 15 dakika. 15. 5 daha koyun ya. İyi. Anne hayvana yaklaşmamız 5 dakika üzeri. Aynen. Hayda. Kuzum neyine yaklaşma hayvan? Bekleyin zaten. Sabah beri çığırıya gelin sağsınlar diye. Baktı geldi ya.
Gelin Sağan Bey bekleyin zaten, o sıcak ılıyor su yavrum biciklerini yıkarken zaten. Elimizin o gevşeyi. Boşuna gidiyor şimdi. Elimizin onu yıkayacağınız ya biciklerini. Hadi bakalım, herkesin orada bir su elkesi var bir de süt elkesi. Alın gelin. Zorlu sınav başlıyor çocuklar. Hadi bakalım hepiniz yerlerinize. Beyler süt sağma işini kızlara bırakacak gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. 3, 2, 1 başla. Bugüne kadar afiyetle içtikleri sütü ilk defa kendi elleriyle sağacak olan çocuklarımız bicikleri yıkayarak işe koyuluyor. Annem tamam yavrum tamam bitti. Bana bak bakayım. Senle değişik şeyler yapabiliriz. Yeşim gidiyorsun Yeşim. Çok değişik. Güzel kızım. Melisa sağma yapalım. Başladı. Yeşim sağır mısın şunu Yeşim? Helal olsun. Şey, anne Zeynep. Böyle bu. Sağmıyor. Aferin kuşuma alayım. Yaklaş yavrum yaklaş. O zaman kuvvetini veremezsin yaklaşmazsan. Yaklaşmazsanız kuvvetini veremezsin. Sakin sakin. Anne ben aldım. Hadi kızlar güzel gidiyorsunuz. Kızlar batırmadın sürece sağ. Yok bir şey kuzum yok bir şey. Güzel kızım benim. Öbürlerine sağabilirsen öbürlerinden. Güzel kızım. Yıkayın iyice, yıkamazsanız suyunu indirmez. Aferin. Yeşim çok güzel sahiye, buradan duyayım tıkırdısını dıngır 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 dıngır. Ben duyayım ben diyorum zaten. Aferin. Yeşim ben alacağım. Evet kuzuma. Ha tamam dur tamam. Helal geliyor. Olsun kuzuma. Evet aferin. Yeşim güzel gidiyorsun. Hadi bakalım. Sen de tatil yazın. Hadi vay. Aferin. 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 Kızım şakin ol kızım. Aferin sana. Of, aferin Melisa. Melisa'ya aferin. Hadi biraz daha. Güzel. Hadi Melisa. Hadi bebeğim. Bravo. Melisa. Ümmi annemizden aferin hak etmek o kadar kolay değil çocuklar. Maşallah diyelim, kızlarımız pışır pışır sağıyor sütü. Oğlanlarımız yine işin dalgasında Ümmi anne. Hadi bakalım artık değişin kızlar. Gel anne bir saniye hemen. Haydi bismillah. Hemen değişiyorum. Otur ben sana fırtını göstereyim. Otur sen otur. Gökhan çabuk otur. Anne. Gökhan otur sütü Gökhan. Tut. Dur bekle. Tut. Ben alışkın değilim böyle şeylere. Bak, bekle. Tut şöyle çek. Hadi bakalım beyler şimdi de sizi görelim. Bakalım becerebilecek misiniz süt sağmasını? Aynen. Aferin sana. Bakalım da güzel sağdı. Aferin kuzum. Ne tatlısın sen. Harika Yusuf, harika sağıyor anne. Sanki 40 yıldır sağıyor gibi. Yusuf çok güzel sağıyor anne. Kızım, aferin sana. Ama burada aferin. Aferin. Melisa da güzel. Kızım. Haydi hızlı. Hadi bakalım herkes iddialı. Nasıl yapacağım derken birden süt sağma uzmanı olup çıktın Yusuf. Zeynep mi yoksa sen mi daha iyi sağdın sütü? Bu ilk başlarda sağmadı. Sonra ben geçtim. İlk defa yapmama rağmen patara patara falan sağdım. Bu patara çatara kısmını pek anlayamadık doğrusu. Bir daha gösterir misin bize nasıl sütü sağdığını? Ama iki elimle sağmadım tabii. Aferin devam et. Bak çok iyi. Biraz daha bastır Hakan, bastır. Sakin kızım ha. İki parmağınızla aferin da yapabilirsiniz kızıma. Şöyle. Ah kızım. Aferin sana. Hadi biraz daha hızlı süt ver. Anne yer değiştir. Hadi yer değiştirin. Tamam, geç. Arka taraflarda daha çok var. Tamam. Geç arka tarafa. Gördün değil mi? Kızım. Bakın altınızdaki işkembeleri yaklaştırın, kuvvetinizi veremezsiniz. Rahat olmadığınız ya sürece sen ne kadar tatlısın ya. Sağ çok mu? Sağ kızım. Her yerde süt bitti. O değil, Aa, o değil. Varmış da. Aynen o. Bakalım Görkem ve Yeşim ne düşünüyor bu zorlu görev hakkında? Sizce inekten süt sağmak zor mu? Yok fazlası. Süt zor değil aslında. Ya. Biz çok sevdik hep beraber. Onlar yani bir de alışmış ya sanki. Gelip arada bir hobi olarak sağmayı düşünüyoruz yani. Çok sevdik. Ha, çok rahat bir şeydi. Falan. İlk defa tanıştıkları süt sağma görevini çok beğenen gençlerimiz hız kesmeden devam ediyorlar yarışmaya. Sütünüze iyi sahip olun, dökmeyin. Bakın bak, gramla kaybedip gramla kazanabilirsiniz. Tamam, bak çok önemli. Tamam, çok gramlar önemli. Melisalar tamam, çok önemli. Lütfen tamam. Zeyno, lütfen Zeyno. Bana bak, bana bak. Son 3 dakika. Eyvah. Tamam kızım sakin ol. Sakin. Tamam. Kafasını okşa. Oh mis. Sen bizimkine ilgilen Görkem. Hadi bakalım şimdi sıra erkeklerde. Kızım benim. Hemen geç. Kızım benim sırayı değiştir. Görkem geç. Sütü sahip çık. Dikkat et. Çıkacağım. Görüyor musun taktiği? Ya Yusuf çok iyi yapıyor ya. Sağ ol bicikleri sağ ol. Arkadakileri yoğunlar, onları bırak. Arkadakileri geç. Arkadakileri nasıl yoğunlaşayım? Ah. Kızım annem bir tane. Görkem sahaya biliyor musun? Bebeğim evet bir tane. Gerçekten mi? Tabii ki de ne sahaya. İki elle birden sahaya tutayım bu kafanı. Sen de öyle sağacak mısın? Teper. Daha güçlü. Bu bitti herhalde ya. Ben tutayım bu kafanı. Anneciğim tutabilir miyim iki elle sahaya? Aynen o Hakan o. Ama Görkem öyle yapıyor. Hayır. İki elle yapıyor Görkem. İki elle sahaya anne. Peki.
Kendi tutup kendi sağabilirse tamam ama yanında başka birisi değil. Kendi sağ, öğrettim ona. Tamam, kendi sağabilir ki elle, o tutuldu değil. Demek ki öyle bir başka birisi tutarsa o ayrı. Görkem harikasın var ya, sanki daha dursa soruyorsun he. Süt sağmak benim işim kızlar. Son bir dakika tekrar kızlara geçiyoruz. Kızlar, kızlar devam, değişin, son bir dakika. Geriye sadece saniyeler kaldı kızlar. Yarışın sonucunu sizin sağacağınız süt belirleyecek. İnekleri sakinleştirdiğiniz gibi grup arkadaşlarınızı da motive edin beyler. Tam altını kazanmak için bunlar son şanslarınız. Daha çok süt istiyorum. Daha çok. Daha da. Daha iyi sağmanızı istiyorum. Bundan sonra okul olarak inek sağacağım. Çok ya ben de bu ses buradan geliyor sanıyorum ya. Of. Daha çok süt. Kovalardaki süt miktarından şu anda kimin önde olduğu anlaşılmıyor. Üç grupta hızla sütü sağmaya devam ediyor. Ve işte en heyecanlı an. Annemiz geri sayıma başlıyor. Son 10. Yaşım ya. 8. 7. Çabuk. 6. Yapma biraz. 5. 4. Sakin kızım, sakin. 3. Güzel kızım. 2. 1. Bicik bırak. Çocuklarımız bir aferin hak ettiler doğrusu Ümmiye anne. Son ana kadar bırakmadılar mücadele etmeyi. Hepinizin eline sağlık güzel yavrularım. Gayet başarılıydınız. Sanki siz yıllardır inek sağmışsınız gibi pışır 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 değil, foşur foşur sağdınız maşallah. Maşallah. Bu arada Görkem'im sen de baya baya sağdın. Korkup Ümmiye anne beni götür derken maşallah bizim yaptın. Bizim kızımız şeydi ya, hırçın değildi. Hiçbiri değil be yavrum. Bizimki hırçın ya. Çok büyüyordu ya. Hepsi uslu. Dört ayağının üstüne. Hayvanların ayakları ağrıdı sizi bekleyeceğim diye. Şundan çok korktum ben ya. İlk baştaki hamile olan. Yok be yavrum, boya bakma. Hamile diye galiba biraz gergin. Çocuk stres geliyor ya. Stres yapmış olabilir. Çocuğun yani adını emeğe koy. Ya, ondan olabilir. Şimdi güzel yavrularım. Sıra geldi neye? Birinciye. Evet. Bakalım hangi grup çok fazla süt sağmış? İlk önce kiminkinden başlayalım? Benimkinden başlayalım. Ne olur bizimkinden başlayalım. Bence oradan başlayalım, bu yana doğru gelek. Tamam, kaybet. İkiniz birden gelmeyin, taşıyamayacağınız mı yavrum? Ben alıp dökeyim yavrum. Tamam. Sen git yerine. Tamam. Git yerine, karşıdan ben dökeyim diyorum. Şimdi bana bakın yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Helal olsun. Kocaman kocaman kızlar bu kadar süt sağmadıydı ta. Vay, hele bir bardak sonra. Çay bardağında sağanlar oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Günlük sütü çıkarmışım ya. Ah be. Helal olsun. Maşallah maşallah. Bakın damlasını bile döktüm. Yeşim ve Görkem koca ölçü kabını doldurmayı başardılar. Doğrusunu söylemek gerekirse ineklere yaklaşamayan Görkem'den böyle bir performans beklemiyorduk. Görkem ineklerden ilk başta aşırı derecede fazlasıyla koklarını böyle yaklaşamıyordu bizim ineğe. Onu böyle yavaş 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 ineğimize kaynaştırdım. Sonra kendisini çok sevdi zaten. Öyle sevdi ki böyle çapraz, dörtlü falan her türlü sağabildik yani. Çok bir ara süt bir bitti sandık ya. Evet, bir ara süt bitti. Süt bitti, süt bitti diye bağırdı. 1500 mü? 2,5 mu? 2,5 ne 2,5 ya? Dur o yanı döndüreyim, ben sizi oradan görürüm. Annem şöyle dik tutalım böyle. 1500. Ha, dur dik tutacağım. Dur, dik tutalım. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Yani 1,5 litre. Eminsiniz değil mi yavrum? Günlük süt çıkardı abiniz. 1,5 litre değil mi? Evet. Tamam. 1,450 desek. Bence 2. 1,450. Aa, 2 değil. 1,475. Bakın. Annem şöyle tutalım, gel bak. Yere koysak daha düz olur da. Yok yok, 1,500, tamam. 1,500. 1,5 yavrum, ben buradan baktım. 1,5 tamam, 1,5 tamam. 1,5 kilo. 1,5 kıskanmayın kızlar, çalışın sizin de olur. Yanınızda. Yanlış olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeşim ve Görkem tam 1,5 kilo süt sağdı. Sırada Yusuf ve Zeynep var. Bakalım ilk grubu geçmeyi başarabilecekler mi? Getir bakalım Yusuf'u. Annem. Anne. Git yerine kuzum. Sütünüz ne kirliymiş be. Annem onu güzelken. Sen kakao dökmüşsün içine sanki şey gibi, kahveye dökmüşsün gibi. Kakaolu süt çıkarmışsınız be. Kahveli süt olmuş mu biraz? Bismillahirrahmanirrahim. Ben burada kalacağım anne. Hadi bak damlaları da koy anne. Koydum kuzum, damlayı da koydum. Onu da koy. Yazıktır. Gördünüz mü? Sahip çıkalım Yusuf'a.
Bakın. Bakmak istemiyorum anne. Gelemeyen bu tarafını koydum. Dur o tarafa çevir. 600 lira herhalde. Ben gördüm, siz de bakın. Güzel. Ha. Evet. Hadi bakalım. Elinize sağlık. O da iyi. 600 lira mı? Ay yazık. Kıyamam ben sana. Kıyamam. Süt sağmada kendine çok güvenen Yusuf ne yazık ki epey bir fark yedi rakiplerinden. Yeşim ve Görkem hala liderliğini sürdürüyor. Şimdi sonuncu Melisa ile Hakan'ın ki. Eğer 1,5 kilodan 1 gram bile fazla olsa kazanır. Sizinki de onlarınki de. Ne dedim? 1 gramla kazanılır, kaybedilir. Anlaşıldı mı yavrum? Bir gram sizinkinden azsa siz kazanırsınız. 1 gram bunlarınki fazlaysa bunlar kazanır. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi bakalım. Annemiz sütü kaba boşalttıkça aradaki fark kapanmaya, Yeşim ve Görkem de panik yapmaya başlıyor. Kazananı yine gramlar belirleyecek çocuklar. Üç kilo var burada ya. Aynı. Biz mi? Biz mi? Biz aynı mi? Galiba. Dur, hayır, Melisa kazandı. Anne söyle. O daha fazla. Anne 2,5 kilo yedin. Anne ben tutayım mı yine? Dur ben çevireceğim, ben gördüm. Size çevireceğim. Ve işte kazanan geliyor. Bakın bakalım çocuklar ölçü kabı kaç gramı gösteriyor. Melisa'lar biz kazandı. Yes! Biz kazandık. Evet. Senin yapacağın. Siz be. Gördünüz değil mi? Evet. Herkesin de gördüğü gibi süt sağma yarışının galibi Hakan ve Melisa. Üzülmeyin çocuklar. Tam altını kazanmak için 2 görev daha var önünüzde. Ben sağmadım ama sen için sarılayım. Ben de sarılayım. Ama olsun, gelin, içici benim. Gelin ben sarılayım asılım. Kocaman kocaman. Oy, inek inek de kokmuşlar. Hayda ana. Daha çok süt istiyorum, daha çok. Gelin, siz de gelin. Olsun ya, gel kuzum, birinci. Gel. Birinci olamasak da ikinciyiz. Yok. Aynen, hoşum vermiş ya. Kocaman evli ya. Barklı, çorlu çocuklular geldi. Ana ocağına bu zamana kadar gelmiş geçmişteki. Kocaman erkeklerden, kızlardan, evli barklı adamlardan, kadınlardan en fazla sütü siz çıkardınız. Yaşasın. Aferin size. Gene kaybettik ama. Gerçek kuzularım bu. Neymiş? Haklar. İstenirse olmaz diye bir şey yokmuş. Evet. Şimdi bu sağdığımız sütleri ziyan mı edeceğiz sana Enes? Hayır. Yok. Ümmiye ananız bundan yoğurt yapacak. Wow. Hadi bakalım sütlerimizi alalım nereye? İstikamet ev. Düz tarlaya bostan ektim çevrilecek. Düz tarlaya bostan ektim çevrilecek. Ben delimim nazlı da yardan ayrılacak. Ben delimim nazlı da yardan ayrılacak. Hayden de yaşan dedin, din. Ölümen dedin, din. Ölüme dedin, din. En güzel lezzetleri en sağlıklı şekliyle sofralarımıza getiren mutfağımızın sultanı Zehra Anne, günün görevi için hazırlıklarını yaparken Ümmiye Anne ve çocuklar bir kova dolusu sütle geliyor eve. Zehra Anne, kolay gelsin. Merhaba. Biz geldik. Hoş bulduk. Sağdınız mı sütleri? Evet anneciğim. Sütü sağdılar. Sırtımızı başımızı değiştik. Ah çok cümbür güzel. Cümbür cemaat. Ay canım elimizi benim. Bir güzel tertemiz yıkadık değil tamam. Mi cülüklerim? Evet. Mis gibi olduk Zehra anne. İyi. Ahırdan geliyoruz ama çünkü kızlar pek batmışken önünde yıkadık ama. Şimdi ahanda Zehra anne kızların sağdığı sütü. Ay maşallah Allah bereketini versin. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş kızlarımın oğlanlarımın içinde en fazla süt sağan kuzularım. Aferin size. Tamam yani alkışa gerek şimdi, yok. Şimdi güzel yavrularım sizle beraber yoğurt yapacağız. İlk aşaması bunu güzelce süzeceğiz. Zaten buraya Zehra anne de hazırlamış her şeyi. 4-5 kat tülbent koyduk süzgecimizin içine. Çünkü ne kadar da biz biciklerini yıkasak da ne olur ne olmaz. Hijyen her zaman önemli. Şimdi ilk önce ölçelim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 grubun sağdığı sütler birleşince koca tencere neredeyse ağzına kadar doluyor. Oo,
maşallah. Annelerimizin bu sütle yapacağı yoğurdun da tadına doyamayacaksınız çocuklar. Hiç doğal yoğurt yediniz mi çocuklar, evde yapılmış yoğurt? Evet. Yediniz ama bu ana ocağının ineklerinin sütüyle, evet, doğal mayayla yaptığımız yoğurt olacak güzel ama çocuklar. Ama kendileri sağdı bunu. Evet, o yüzden daha lezzetli. Hiç kendi sağdığınız sütle yoğurt yaptınız mı? Hayır. İlk defa yapacaklar. Çocuklarımız sadece yoğurt yapacaklarını sanıyor Zehra anne. Günün asıl sürprizini bilmiyorlar daha. Şimdi sütü kaynatmaya bırakacağız ama birazdan benim görevimiz. Evet. Ne yapacağız? Çok nefis bir tatlıya benziyor. Güzel bir şey. Tatlı yapacağız. Ne tatlı yapacağız? Sadece. Sürpriz bakalım. İmmiyen ne işini bitirsin söyleyeceğim. Şimdi yavrum onun altında orada çakmak var. Ocağımızı yakın, bunu üstüne koyun. Ocak hazırlanırken Ümmi anne de sütü neden kaynattırdığını açıklıyor çocuklarımıza. Sütün soğuması lazım yoğurt olması için. Evet. Çak. Hah. Koy üstüne yavrum. Unutmayın çocuklar. Çiğ sütü kullanmadan önce her zaman böyle kaynatmanız gerekiyor. Şimdi sütümüz pişsin. İyice piştikten sonra yavrum onun biraz ılıması lazım. Çünkü onu kontrol edeceğiz. Şu serçe parmağımız yakmadan bile biraz ımık olursa dalak gibi yoğurdumuz olur. Öyle denir değil mi Zehra anne? Kaç dakika kaynaması gerek anne? Kaynadıktan sonra çok fazla çok kaynamasına gerek yok. Zaten 90 derece bunkır bunkır kaynayacak, böngüldeyecek. Şöyle köpüğü biraz azaldım mı üstünden. Şöyle 5 dakika ne kaynarsa yeter. 5-10 dakika. Çok fazla kaynarsa hem tadı değişir hem rengi değişir. Anlaşıldı mı yavrum? Sütü çok kaynatmak zararlı. Az kaynatmak da zararlı. Ortayı bulmak lazım. Köpük yüzünde sönmeye başladım zaten. Piştim alın demek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anneciğim. Zehra anneciğim, siz burada çalışırken o da orada pişsin. Sen ona arada sırada bakarsın, kıvamını da bilirsin. Ben çıkabilirim, size bırakabilirim, tamam, değil mi? Anladın gözüm mı? Arkada kalmasın Ümmü. Hadi sen emanet. Hadi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi. Görüşürüz. Sütümüz kaynaya dursun, biz annemizin tatlı mı tatlı görevine geçelim. Bugün çocuklarımıza ne öğreteceksin Zehra anne? Bugün çok güzel. Ama çok güzel bir şey yapıyoruz. Ne çok yapalım, kolay. Anneciğim. Çok basit. Artı çok da sağlıklı olacak. Çünkü içindekileri Sınırlık biliyoruz. Var, evet. Çığlık istiyorum hadi. Evet. Çocuklar krem çikolata yapacağız. Nasıl yapacağız ya? Çığlık at. Hadi çığlık. Bağırıyorsunuz ya. Çığlık istiyorum. Biz sevmiyor musunuz krem çikolatayı? Çok seviyoruz. Çok severiz ya. Krem marketlerden, nedir yo? Bak marketlerden alıyorsunuz şişelerin içinde, ekmeklerin üstüne sürüyorsunuz, evet, boyuna yiyorsunuz. Doğal ve sağlıklı. İçinde ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Ama şimdi çikolata kendimiz var, yapacağımız krem çikolatanın içinde ne var biliyorsunuz. İçinde ne var? Fındık, kakao, bir çikolata. Bir su bardağı fındık. İyicene dövülmüş, yağı çıkana kadar çok iyi dövülmüş bir su bardağı fındık ezmemiz var. Bir su bardağı pudra şekeri var. Çocuklar bu pudra şekerini bile şekeri kendimiz öğüttük ve bu hale getirdik. Vay be, çalık evet, istiyorum. Bir dolu yemek kaşığı kakao var. Bunu da mı burada yaptınız? Hayır, kakaoyu burada yapmadık ama çalışıyorum, belki yaparım Görkem. Evet, bir dolu... Olabilirdi, olmaya da bilirdi. Evet, bir dolu yemek kaşığı kakao var. O ne? İki yemek kaşığı çocuklar fındık yağı. Evet, fındık yağı var ama evinizde fındık yağı yoksa, çünkü her yerde bulunmayabiliyor fındık yağı, o zaman evinizdeki bulunan iyi bir yağ koyabilirsiniz. Ama zeytinyağı koymayın, zeytinyağı kokar, sıvı yağ tercih edin. Bir de ne var? Ekmek. Çikolata. Ay çikolata. ekmek. Evet, en güzeli bu. Çok güzel. Evet, bu ölçüye 80 gram bitter çikolata kullanıyoruz çocuklar. Bir de bitterli. Bitter çikolata kullanıyoruz. Hem de en sevdiğimden. Evet. Bitter çikolatayı çocuklar tabii bu şekilde kullanamayacağız. Eritmemiz ne lazım. Yapmamız lazım? Eritmemiz lazım. Nasıl eriteceğiz? Ben Mari usulü eriteceğiz çocuklar. Ne Mari? Ben Mari. Evet. Onu hemen anlatıyorum size. Annemizin anlatacağı bu yöntemle çikolatayı tavaya yapıştırmadan eritebileceksiniz çocuklar. Çocuklar Ben Mari usulü demek... Eriteceğimiz malzemenin ateşle direkt olarak temas etmemesi demek. Onu sağlamak için de altına bir su koyuyoruz, içine başka bir kap yerleştiriyoruz. Ki ateşi
maruz kalmasın diye. Sadece suyun buharına maruz kalsın diye. Anlaşıldı mı güzel çocuklarım? Ve o zaman çikolata yanmaz. Çikolatayı direkt ateşin üstünde bir tavanın içinde eritmeye kalkın, çikolata yanar. Ben Mari usulünü teorik olarak öğreten Zehra annemiz hemen pratikte de nasıl uygulandığını gösteriyor. Ben Mari kabım ve çikolatalarımı içine atıyorum. Ama su yok içinde. Koydum. Suyumu koydum. Şimdi ben Mari usulü bunu eriteceğim çocuklar. Çikolatamız erirken şu grupları da bir belirlesek diyoruz Zehra anne. Siz tercih edin bakalım kim kimle olacak. Dünkü grubu istemiyorum, biraz böyle karışık olsun. Ben Görkem Yeşim. Öyle yaptık. Evet. Ben sen, Melisa, Hakan. Yeşim, Hakan, ben. Evet, üçümüz. Tamam. Olmaz ama anne, ben hep her oyunda benim evet, için Zeynep mi oluyorum? Olmaz ki ama öyle. Geçen oyunda da... Bütün o zaman aynı. Şöyle yapalım. Hakan, Hakan yeniyorsun. Hayır. Yeşim biz böyle buraya olalım. Gelsin, Yeşim buraya gel. Ama ben de erkeklerin içindeydim. Tamam. İyi mi? Anne, ben de dün erkeklerin içindeydim. İyi mi? Siz yer değiştir Hakan, ortaya geç, kızların arasına geç. Ha çok güzel oldu böyle. Ay çok hoşuma gitti. Bu arada bana bakıyorsunuz. Bakın çikolatam erimeye başladı. Çünkü alttaki su kaynıyor. Suyun ısısıyla çikolata erimeye başladı. Evet çok az kaldı. Ben bunu yaparım. Ağzı sulanan var mı? Ben çok severim niye çikolata. Ben de anneciğim şu an canım çok çekti. Hiç böyle erimiş çikolata gördünüz mü anneniz falan yaparken? Yusuf. Ben görmüştüm. Bazen. Ne, ben bazen. Ben cahil kaldı bunu. Yusuf. Efendim? Bunu ben yaparım. Tamam. Görkem bakın çocuklar bu arada hemen bir plan yapmaya başladı. Bunu ben eritiyorum ya diyor ki biz de bunu ben eriteceğim diyor. Siz de aranızda böyle... Siz yapsanız da bir şey olmaz. Tamam bunu da ben eritirim. Çocuklar taktik yaparken Zehra annemiz Ben Mari usulüyle çikolatayı bir güzel eritiyor. Evet iyice ne erimiş çikolata haline geldi. Şimdi çok az kaldı. Bu krem çikolatanın en önemli püf noktası çikolata donmadan hemen işleme geçmek. Çikolatayı dondurursanız başarılı olamazsınız, tamam mı güzel çocuklarım? Şimdi hemen altını kapattım ve buraya aldım. Başka kaba almıyorum ve karıştırıyorum. Hemen içine fındığımı koydum. Çok iyi karıştırıyorum. Of anneciğim çok güzel görünüyor. Hemen pudra şekerimi koyuyorum sıcakken. My God. Sıcakken koyuyorum. Yarısını bakın biraz anne. Kuru oldu. Yarısını koyacağım çocuğum, koyacağım. Bir yedireyim. Doysun ilk bir evet, kanı. Bunun tamamen ezilmesini sağlayacağım. Evet, çikolatanın donmaması için bunu çok hızlı yapmanız gerekir. Biraz yağ koyuyorum. Bakın yağın hepsini koymadım. Gençlerimizin aklının karışmaması için ne kadar yağ katacağımızı bir kez daha hatırlatalım mı Zehra anne? 2 yemek kaşığı demiştim. Birazını koydum, diğerini de koyacağım çocuklar. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Evet. Vay be. Şimdi kalan şekerimi ilave ediyorum. Bu da işin önemli bir püf noktası çocuklar. Yağ da şekeri de azar azar ilave ediyor annemiz. Neden hepsini koymadığımı gördün mü Görkem? Hepsini koysan daha fazla karıştırma gücü harcamanız gerekir. Kör oldum. Evet. Galiba. Kalan yağımı da koydum. Daha iyi. Karıştırıyorum. Zaten artık çikolatanın donma derecesini ben yakaladım çocuklar. Neden? Sıcakken içine malzemeler koydum. Artık donmaz. Bu iş bu kadar mı? Değil. Evet, iyicene karıştırıyorum. En son 1 yemek kaşığı dolusu kakaomu koydum. Kakao. Biraz da sıçrattım. Temizleyeyim mi anne hemen? Yok, dursun. Ejderhaları çar temizler be. Daha ver sana, ne sandın? Yapma Yusuf, böyle şeyler yapma. Yapacağım bak ben sana daha neler yapacağım. Bakın karıştırmak çok önemli. Evet, iyi karıştırmamız gerek. Evet. Of be. Çok güzel görünüyor. Şu an onu kaşıklayabilirim. Aynen. Of. Aynen. Harbi güzel gözüküyor. Üstünü dondurma. Kokusu geldi be anne. Evet. Daha kokusuyla bu kadar iştah açan krem çikolatayı siz bir de ekmeğin üstüne sürülünce görün çocuklar. Ay. Çok dikkatli sürmeniz lazım. Donma derecesini kaçırırsanız bu böyle bu şekilde sürülmez çocuklar. Of anneciğim çok güzel. Gördük mü? Evet çok güzel. Şimdi fındık ve çikolata parçalarıyla da süslenince ortaya yeme de yanında yat diyeceğimiz bir sunum çıkıyor. Vay be. Evet buyurun bakalım. Harika oldu. Ay, baksak mı anneciğim sunumu? Gördük mü? Gördük.
Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Tadına bakalım anne. Tadına bakacaksın, ısıracaksın. Evet. O zaman şundan kaşıkla vereyim size. Tatlı yiyip tatlı konuşalım deyip hemen konuya girelim Zehra anne. Çocuklarımız kaç dilim krem çikolatalı ekmek hazırlayacak bu görevde? Çocuklar sizler iki grupsunuz. Melisa, Hakan, Zeynep, Görkem, Yeşim ve Yusuf beşer dilim hazırlayacaksınız. Herkes yani beş dilim böyle krem çikolata sürülmüş. Olamaz. Ya. Neden bana böyle şeyler yapıyorsunuz? Hah. İşte ben hak ediyorum. Afiyet bal şeker olsun çocuklar. Beğendiniz mi annemizin krem çikolatasını? Çok güzel olmuş anne. Hakan'ım. Melisa'm. Al güzel çocuğum. Melisa'ya da uzatın. Teşekkürler. Ben de şöyle güzel bakayım. Ay, yok. Özlemişim. Ben de sadece şöyle tadına bakacağım. Evde yapabilirsiniz değil mi? Evet abi. Kesin yaparız. Önlükleri takacağız mı? Önlükleri unuttuk. Tabii ki takın hemen önlüklerinizi. Mutluluk kaynağı olan çikolatayı görünce biz de unuttuk doğrusu önlükleri. Aferin çocuklar, iyi hatırladınız. Süremiz ne kadar? Süremiz ne kadar? Arkadaşlar söyleme, 5 dakika diyorum. 5 dakika. Sonsuz! Ekmekler ne kaldı? Ekmekler anneciğim. Vereceğim. Süreniz 5 dakika. 5 dakikada 5 tane. 5 dakika. Hayır anne, olmaz ki. Anne! Başla! Siz sen tatlı olmasın. Ya benim işime karışma demedim mi? Çocuklar çikolatayı eritmenin telaşına düşerken Zehra annemiz de tam vaktinde süt taşmadan yetişiyor ocağa. Çocuklarımızın işi bu defa çok zor doğrusu. 5 dakikada krem çikolatayı hazırlayıp 5 dilim ekmeğe sürmeleri gerekiyor. Evet, son 3 dakika. Tamam mı? 3 dakika, evet ama erimiyor şu an. Onlarınki neden daha iyi eriyor? Eriyor şu an benim. Bu nefes kesen yarışta kim önde gidiyor çok merak ediyoruz Zehra anne. Şu anda eşit durumdalar. Herkes çikolatasını eritiyor. Fındığını dövüyor. Bir su bardağı fındık olacak. Çok az kaldı, çok az kaldı. Melisa, Zeynep, Hakan üçlüsü fındığı dövmeyi tamamlamışa benziyor. Diğer grubun öne geçmeye başladığını görünce işi iyice hızlandırdı Yusuf. Fındıkları un ufak etmek için elinden geleni yapıyor doğrusu. Fındıklar çok ince olacak ona göre. Döveyim mi? Hemen ver hadi, bana. Hadi hadi. Evet Hakan'la öne geçtiler. Çök çök. Bundan sonra ne var? Pudra şekeri yarım ama sakın. Bir dakika, biraz daha dövüyorum. Hakan çok... Son 2 dakika. Zeynep, o kenarlarını da al. Zeynep, kenarlarını da al. Ocağın üstünden alın, çikolatanız eridiyse pişer. Tamam, alın onu hemen. Ocağı kaldırın. Unutmayın çocuklar. Lezzet dünyası küçük püf noktaları üzerine kurulu. Evet. Karıştır Zeynep. İyice. Hakanlar karıştırıyorlar. İyice Zeynep. Getir. Koy. Geç şuraya, geç. Şu yanları da al, yanları da al. Karıştır onları. Yedir. Çok hızlı, çok hızlı. Koy yarısını. Tamam, koyma da. Yok, yarısı olmaz. Yağ koy, yeter ki adam. Sen yağ koy. Yağ nerede, yağ nerede? Malzemelerin hangi sırayla ne kadar katılacağı çok önemli tabii çocuklar. Çikolatayı karıştırırken aklınızda karışmasın sakın. Çok az bir vakit kaldı çocuklar. Nasıl gidiyor krem çikolata yapımı? Çok güzel oluyor. Harika. Kakaoları unutmayın. Koy. Koyduk anneciğim, koyduk. Fındık koyacak, süsleyecek yer kalmadı. Son 30 saniye. Herkes alsın bıçağı, 2 kişi alsın çabuk. Bırak. Beyaz olmasın. Annemiz ne demişti hatırlayalım hemen. Kıvamını tutturamazsanız ekmeğin üzerine sürülmez. Yeşim, Yusuf ve Görkem üçlüsü bu aşamada epey sorun yaşayacağı benziyor. Sürülmüyor. Çekil Zeynep, dur. Sürülmezse tabii bastırırsınız.
Kıvamı biraz katı olan krem çikolata ekmeğin üstüne yayılmamakta epey ısrarcı. Bu durum çocuklarımıza oldukça vakit kaybettiriyor. Mutfakta büyük bir telaş yaşanırken Zehra annemiz geri sayıma başlıyor. Oo, baksana bunların kenarları da var. Dokuz. Hepsini koy. Lan ne yapıyorsun? Tencerede. Zehra biraz da temiz. Yedi. Altı. Koy. Hadi tamam. Beş. Tamam güzel. Dört. Üç. Bak kamera koyayım. Masa. Hala masayı temizlemeye çalışan çocuklarımıza bir şans daha veriyor annemiz. Masa için 10 saniye daha veriyorum. Çabuk. Dokuz. Çabuk. Sekiz. Sil, tertemiz yap, tertemiz. Yedi. Kaldırıyorum. Tamam. Temiz. Altı. Tamam. Bir sürü. Beş. Anne bitti. Bitti. Anne. Ne haber? Ah Görkem, ah ne numaracısın sen. Hadi bakalım çocuklar toparlanın. Zehra annemizin lezzet testi için hazırsınızdır umarız. Çok başarılıydınız takım iki takımda. Evet, takım ruhu oldunuz artık. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Hepinizin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ama tabii ki bir kıvamına bakacağım, lezzetine bakacağım. Ondan sonra kazanan grubu açıklayacağım. Evet. Ben şimdi şöyle bir kontrol edeceğim tabii. Of ne kadar da kaygan, ne kadar da güzel. Olmamış. Yapmayın ya. Şöyle tadına bakacağım. Son anda elimden almasaydınız böyle şeyler olmayacaktı. Biz onu bir sobaya koysak olur ha. Ama hava soğuk. Ama bak. İşte bizdeki kıvam o galiba. Bakacağım şimdi, geliyorum sizinkine de. Şimdi açın bakayım ortanıza bir gireyim. Ona bakarsan bizim ıslak yerler de var. Aman anneciğim. En ıslak oraya anne koymuş. Anne koydu böyle bu kadar şey olmuş. Anne bak sana aynı gibi. Anne aynı seninki harika gibi. Of gerçekten. Akış. Oğlum bu akanlarda ısınsın hep kazanıyorlar ya. Fındıklar olmamış. Aa fındıklar çok büyük. Merak etmeyin çocuklar. Zehra annemiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceliyor. İsterseniz annemizin son kararı neymiş hep birlikte öğrenelim. Güzel çocuklarım. Cebimde. Bir tam altın var. Vuhu. Buraya bir layık veriyorum. Bir tam altın var. Bugünkü krem çikolata yapımında iki takım olarak yarıştınız. Takımın biri galip geldi. Ve takımın içinden de bir kişi bu tam altına layık olacak çocuklar. Şimdi söylüyorum. Bugünkü krem çikolata yapımında kazanan takım... Yeşim, Yusuf, Görkem. Naber? Aslında fındıklardan kaybettik çünkü kıvamı çok iyiydi. Fındıkları çok iyi böyle ezdik. Ondan sonra Hakan'a verdim. Hakan bana verdi. Orada biraz uyumsuzluk oldu. O yüzden kaybettik. Ama yemek çok güzeldi. Fındıkları ilk başta ben isterim. Öyle anlaşsak daha iyi olurdu. Evet. Kazanan takımın içinde bir kişi bu tam altına layık olacak. Bugünkü krem çikolata yapımında tam altını hak eden çocuğum finalde. Aa. Olsun gene kazandık ya. Of, aynen. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika beni dinleyin güzel çocuklarım. Şimdi bu krem çikolata yapımındaki en önemli püf noktası çocuklar fındığın çok iyi dövülmesi gerekiyordu. Helal olsun Yusuf. Kıvamı iyiydi ama fındığı iyi dövemediniz. Ondan kaybettiniz. Arkadaşlarınız çok iyi dövdüler gerçekten. Ben de dedim size yağı çıkacak kadar dövün dedim. Kolum çıktı anne ya. Evet. Çocuklar şimdi çikolatalarınızı yerken bir sürprizim var. Aa, nedir o? Ne o? Tadına bakın. Ben bu arada hazırlığımı yapıyorum. Zehra annemizin en az krem çikolata kadar tatlı bir sürprizi var gençlerimize. Şimdi çocuklar sütümüz de kaynadı. Anne yiyecek mi bunları? Ümmiye anneyi de çağıralım. Ümmiye anne! Çok tatlı. Ümmiye anne! Aa. Anne bu ne? Zehra anne bitti mi? Aa. Gerçekten ne büyük. Zehra anne. Bu nedir yok? Süt söndürdünüz mü yavrum? Söndürdük anne. Kaynamıştı. Söndürdük Ümmiye anne. Tamam. Bu ne çocuklar? Pamuk şeker makinesi. Evet! Size pamuk şeker yapacağım. Harika.
Bayılarak yediğiniz o pamuk şekerin nasıl yapıldığını eminiz ki çok merak ediyorsunuzdur. Zehra annemizi dikkatli izleyin çocuklar. Evet, çocuklar şimdi önce makineyi çalıştırmadan şekeri şuraya yerleştiriyorum. Sürprizlerle dolusunuz. Evet, sürprizlerle doluyum. Evet, şimdi şeker erimeye başlayacak. Elimde de çubuklarım var. Biz de deneyebilir miyiz? Tabii ki. Bir tanesi bir şekerin erime derecesine gelsin. Ben yapmaya başlayınca bir tane yapacağım. Olmazsa siz yaparsınız gerisini. Hiç fark etmez. Hepimiz fırıl fırıl dönen makineye hipnotize olmuş gibi bakıyoruz. Merakla bekliyoruz Zehra anne ne zaman olacak pamuk şeker diye. Evet, şekerimiz erimek üzere. Çok az kaldı. Hemen pamuk şekerimiz oluyor. Oo, olmaya başladı. Ne güzel. Oo. Süper ya, şey gibi. İlk Ümrü annesi gibi. Fiziğini koruması lazım annenin. Gördünüz mü? Evet. Örümcek gibi. Of. Anne çok güzel oluyor ya. Bunu tabii alın, böyle... Alın alın, çok çok olmasına gerek yok. Ver hepsini. Evet, yeter, yeter. Buyurun, 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 buyurun. Oraya doğru yolla, oraya doğru yolla. Biraz kibar ol. Bana ne? Teşekkürler. Tadına bak şöyle. Ay. Ver, elden ele. Çok güzel olmuş. Sar ver, sar ver, sar ver. Ya. Günün tatlı görevinin ardından Zehra annemizin tatlı sürprizi de morallerini iyice yerine getiriyor çocuklarımızın. Annenim çok güzel ya. Hoş ya. Bugün en güzel gün bence. Bugün en güzel gün, en lezzetli gün bugün ya. Anne sen iste, ben veririm sana. Çok şekerli bir gün. Çok şekersiniz. Hakan'cığım. Hakan. Bu pamuk. Şu taraftan nasıl? Pamuk. Bu pamuk. Ne cins cins makineler varmış be. Hala hayretler içinde bakıyorsun Görkem. Anne bu nasıl yapıyor ya? Şimdi çocuklar burada... Anlamış değilim. Şeker eriyor. Eridikten sonra... Şekere bak be. Tüy haline, yani böyle parçalar haline etrafa yaymaya başlıyor. Erimiş tel şekeri. Tel. Evet, tel tel. Bunu da bu şekilde aldığımız zaman... Melisa. Peki onun aşağıda nasıl tel tel yapıyor? Eriyor, erime derecesi var. Ne kokuyor hala burası ya? Çok değişik. Anlamış değilim. Anlamış değilsin. Ben bizim anlamaktan vazgeçtim. Bütün çocuklarımız pamuk şeker aldıysa şimdi sıra Ümmiye annemizde. Çocukluğunun lezzetiyle kavuşmak için sabırsızlıkla sıranın kendisine gelmesini bekliyor annemiz. Oh anneciğim. Vay. Tek lokma bana vermemiş, annemiz. Boş vermiş çöpü. Evet anneciğim. Evet anne. Anne aşk olsun. Evet. Sonuncusu benim, kocaman yapacağım. Çöpü bana, çöp ver. Boş verdin çöpü. Çocuklar bir tane de Meltem anneye yapalım değil mi? Meltem anne nerede? Meltem anne dışarıda büyük bir sürprizle bizim çocuklar bekliyor? Sizi bekliyor. Ne gibi bir sürpriz? Nasıl bir sürpriz bu anne? Sürpriz. Annemiz sürpriz. Alın bakayım. Sürpriz. Bunu da mı yiyelim? Ye ye. Bilmiyorum valla, çok büyük bana bir ne? Sürprizle dönüşek. Dışarıda sizi bekliyor Meltem anne. Pamuk şekerin sevdasına sürprizi mi prizi evet, duydukları yok. Evet, sürprizi duymadılar vallahi. Çocuklar daha kendilerini nasıl bir sürprizin beklediğinin farkında değiller tabii Zehra anne. Hemen bir tane de Meltem annemize hazırlayıp gidelim yanına. Şimdi çıkıyoruz çocuklar hep beraber. Meltem anne bizi dışarıda bekliyor. Size var ya, çok büyük bir sürprizi var. Bundan bile büyük. Vay be. Oo, bundan bile büyük. Evet. Bunda ne varmış da bu bir bunda sürpriz mi? Evet. Bu sürpriz değil be ya. Meltem annenin sürprizini bir göreceğiniz. Zehra anne, Meltem anneye dünya yaptın ya. Bence yeter bu kadar, o da fiziğini korusun. Herkes fiziğini korusun. Evet, topla kapatıyorum. Fiş çekeyim mi? Evet, bu da Meltem anne. Hadi gelin bakalım. Çocuklarımız Meltem annemizin sürprizini görünce eminiz ki çok şaşıracak. Bugün büyük bir macera bekliyor gençlerimizi. Murat Kaya, hazır mıyız? Her şey hazır mı arabada? Ay çocuklar çok heyecanlanacaklar. Müthiş bir yere gidiyoruz. Ben onlardan daha çok heyecanlıyım. Koşun! Koş, 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 koş! Koşun! Ümmiye anne, hazırız biz. Meltem anneyi daha bekletmeyelim. Koş! Heyecanlı bak. Araba var. Anneciğim gel, bir şeker edin bana. Anneciğim düşmesin, çok şeker edin. Geç arabaya çocuklar. Ay ne kadar güzel. İşte ana ocağımızın en güzel anları. Annelerimiz ve çocuklarımız tam bir sevgi yumağı oluyorlar. Bu benim mi? Evet. Ay çok güzel, teşekkür ederim. Anacığım ben yaptım. Evet. Hayır. Ben. Diğer anne yaptı. Kocaman yapacağı, o fiziğini korur. Az bir şey yap dedim, onun için bu kadarcık yaptı. Onun için bu kadar küçük oldu benim. Tabii. Peki hadi azı çoğu. Hiç olmazsa ağzım tatlansın. Tamam. Şöyle bakayım tadına. Çocuklara yaptık, onlar yediler.
çok güzel ya, olmuş. Ya öyle mi yenir? Çok ağzını hepsini. Sen yağını at, at, at. Bir ucunu geldi mi gerisi gidiyor zaten. Ha şöyle, aferin gördüm işte bu neyini. Hadi yiyelim mi? Çocuklar sizle beraber inanılmaz bir yere gidiyoruz. Çok merak ediyorum. Sizi dışarıya bir yere götürüyoruz. Müthiş bir yer, maceradan maceraya koşacağız. Binin arabaya, arabada anlatacağız. Hadi bakalım. Koşun, koşun, koşun. Yerlerinizi alıp sıkı tutunun çocuklar. Kırmızı minibüsümüz büyük maceraya doğru yola çıkıyor. Minibüsümüz ana ocağından ayrılırken Meltem annemiz daha da heyecanlandırıyor çocuklarımızı. Çok eğleneceğiniz müthiş bir yere gidiyoruz ama aynı zamanda bu bir görev. Wow. Vay be. Hem yarışacaksınız. Tek mi olacağız grup mu? Hem de eğleneceksiniz. Bakalım orada karar verelim. Anne çok merak ettim ya. Onu oraya gidince söyleyeceğim anneciğim. Ya Allah ya Müslüman! Ya yaşasın! Hadi Zeynep, yaparsın nasıl çocuğum. Nasıl bilmiyorum, bize de öyle bir şey olmuş. Yaparsın, yavaş, sakin ol. Yapacağız. Yükseklik korkum olmasın herhalde yapacağım. Aşağı bakın, aşağı bakın. Zeynep, dikkat et. Baktım, ha ne oldu? Aaa, Zeynep, aferin. Hadi Görkem. Hakan, ekibini çağır çocuğum. Hadi. Ya tut öbürkünü hadi. Görkem, zıplasana şuraya. Aferin Görkem, al. Bravo Görkem. Oğlum yükseklik korkum var benim ya. Yükseklik korkum var benim diye. Şimdiye kadar yoktum, birden çıktı yüksek. Hadi Görkemciğim, hadi güzel anne, çocuğum. Anne siz altın kızlara takın, biz geliyoruz. Şehir merkezine vardığımızda kırmızı minibüsümüz büyük sürprizimize ulaştırıyor bizleri. Çocuklar geldi. Macera Parkı. Anneciğim çok güzel geldin. Hayır bir yerde. Ben size söyledim değil mi maceraya gidiyoruz diye? Haydi. Ta bir şey görmeden çığlığa bak. Görseler ne yapacaklar kim bilir. Daha bakalım neler yaşayacaklar. Hadi bakalım. Ya Allah ya Müslüman. Evet haydi bakalım. Elimi tut Hakan. Gelin gelin gelin. Zehra annenin elinden. Macera parkı. Zehra annemiz herkesten daha maceracı çıktı doğrusu. Evet çocuklar. Hemen sıraya geçin de Meltem annemiz büyük sürprizlerini açıklamaya başlasın. Evet çocuklar, size söylediğim gibi nereye geldik? Macera Parkı! Süper! Oh my god. Evet Ramazan abi de geldi. Ramazan abim hoş, hoş geldiniz. Geldiniz. Çocuklar tanıştıralım. Ramazan abiniz. Hoş geldiniz. Hepiniz bugün hoş geldiniz. Bu keyifli vakti geçirmek için Ramazan abi bizim yanımızda olacak. Yardım edecek. Burada oh, neler yaşayacağımızı ondan öğreneceğiz. Evet Meltem anne, hepiniz hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin ilk sertifikalı eğitim merkezi. Çok güzel. Bugün burada heyecanlı, adrenalin dolu bir gün yaşayacağız. Evet. Yaşasın. Çok güzel çocuklar. Süper. Çıldıracağım. Ama tabii bunun için önce güvenlik. Tabii. Önce güvenlik ekipmanlarımızı anlatacağız. İçeriği gezdireceğiz. Ay, sonra güzel, heyecan dolu. Korktunuz mu? Ne korkacağım be? Bir çok heyecanlıyım. Bir şey var mı Ramazan abi? %100 güvenli. Ekipmanlarımızı anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Göreceksiniz. Sizde korkulacak bir şey olmadığını. Ama bunun yanında biz adrenalin tavan yapacak tabii. Adrenalin. Zaten güvenli olmayan bir yere anneler sizi getirmez. Evet. Beni önlemleyin. Güvenlik konusunda nasıl önlemler alacağımızı da Ramazan abi bize gösterecek. Hazır mısınız? Evet. Buyurun o zaman. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Oh, oh. Çocuklarımız muhteşem bir deneyim yaşayacak bugün. Ramazan hocamızın eşliğinde maceralı yolculuğumuza ilk adımımızı atıp eğitim alanına varıyoruz. Bakalım neler olacak? Girişte söylediğim gibi önce güvenlik. Şimdi güvenlik ekipmanlarımızı size giydireceğiz, tanıtacağız. Sonra adrenalinimizi tavana çıkartacağız. Dışarı çıkacağız. Harika. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Önce yelekleri giydireceğiz. Tamam. Yelekleri giydirmeden önce tabii bizim sormamız gereken hemen kısa kısa sorularımız var. Tabii ki. Onları soracağız güvenlik açısından.
Mesela son 6 ay içinde bir ameliyat geçireniniz var mı? Yok. Yok. Sürekli ilaç kullananınız var mı? Yok. Yok. Zehra anne. Kalp hastalığı olan var mı? Yok. Ya bunlar bizim için çok önemli. Tabii çok doğru. Çünkü yüksek bir parkura çıkacağız. Ben önce %100 güvenli olan malzemeleri önce bir arkadaşınıza giydireyim. Diğer arkadaşlarımız da tamam, izlesin ben... nasıl ya, olduğunu. Ya. Evet. Şimdi nasıl? Böyle dön. Arkanı dönüyorsun. Evet. Korkma Görkem. Çocuklar siz de bu sırada dikkatlice izleyin Ramazan hocamızı. Güvenli bir tırmanış için nasıl hazırlıklar yapılıyor iyice öğrenin. Çok güvenli. Ara bağlantıyı attıktan sonra zaten kilitlenin burası. Biz bunu araba çekiyoruz ya. Ne kadar çok güvenlik önlemi evet, alınıyor bakın, çocuklar değil mi? Çocuklar. Bize çocuklar emanet olduğu için bundan ne işe yarıyor? İki tane atıyoruz. Ay, tabii kesinlikle. Ederim, sağ olun. Kafamızı korumayı da unutmuyoruz tabii. Görkem'in başına kaskı da güzelce takıyor Ramazan hocamız. Görkem parkura çıkabiliyor artık. İlk ben çıkacağım. Hadi bakalım. Sıra sizde çocuklar. Maceraya hazırlanma vakti. Tüm güvenlik önlemleri alınıp kasklar da takıldıktan sonra günün zorlu görevine doğru yola çıkıyoruz. Tabii Ümmü annesiz olmaz. O da katılacak büyük maceraya. İşte bizi bekleyen zorlu parkur da bu. Çocuklar nasıl buldunuz? Çok zor. Çok sevdim buldum ben. İşte maceraya geldik size. Ramazan abi tutmayın beni abi. Hayatınız boyunca unutmayacağınız bir macera bu. Oldukça da yüksekmiş çocuklar. Yukarı çıkmadan önce tüm kuralları öğrenmeniz gerekiyor. Macera parkında maceraya hazır mısınız? Evet! Şimdi çocuklar hocam ne yapılması gerektiğini Ramazan hocam anlatacak. Ve oradaki diğer bir hocam tırmanıp size ne yapmanız gerektiğini gösterecek. Emre hocam değil mi? Yani Erman. Erman hocam nasıl bu parkuru tamamlamanız gerektiğini söyleyecek. Ve ben sizi iki gruba ayıracağım. Tamam. Tamam. Kızlar... ve erkekler. Oh. Meltem abi bizi de ayırıyor. Ümmü annenin de görevi var. Ayrı grup. Bakın ben sizden iyi olursam bugün tam altını ben alırım ona göre. Tam altın burada. Enerjili olmak lazım bugün. Bugünkü macerada Ümmü anne de var. Ümmü anne de tam altını hak edebilir. Ona göre. Rakibiniz güçlü. Hızlı olun. Daha başlamadık annem dinle. Ben kaptanlar olduğum için benim sözümü dinlemeliyim. Sen kaptan. Erkeklerin evet. Kaptanı sensin. Kızların? Bizde kaptan yok anne. Biz eşitiz. Biz hepimiz yarışacağız. Aynı güçle. Evet. Evet çocuklar süreyle yarışacaksınız. Ben, evet. Bu sefer süre ne kadar? Evet. Üç kişi mi yarışacağız? Üç kişi yarışacaksınız. Evet. Üç kişi de gruplarda parkuru tamamlayacak. Parkur tamamlandıktan sonra buraya gelecek ve ellerini kaldırdığında onları bitmiş olarak kabul edeceğiz. Bir şey sorabilir miyim anne? Sorabilir. Mesela diyelim buradan bir yerden biri düştü, en baştan mı başlayacak? Düşmeyeceksiniz, merak etmeyin. Kafamız yarılırsa ne yapacağız? Şimdi hocanız gösterecekse, hazırsanız hocamızı seyredelim mi? Evet. Hadi hocam. Erman hocayı izleyin bakalım. Buraya çıkması dahi başlı başına bir iş Meltem anne. Bu tırmanış da süreye dahil olacak mı? Çocuklar süreniz yukarıdan başlayacak. Tamam. Ha çıkmak dahil değil mi? Çıkmak dahil değil anne. Tamam. Çıkmak dahil değilmiş okey. Erman hocamız güvenlik önlemlerini aldıktan sonra parkurların nasıl geçileceğini göstermeye başlıyor. Bir ip cambazı gibi dengeli, bir kedi gibi atik ve dikkatli olmalısınız çocuklar. Sallanan kütükler zorlu geçeceğe benziyor. En eğlenceli kısmı en sonda çocuklar. Tarzan gibi kayacaksınız aşağı kulenin tepesinden. Aşağı iner inmez koşmanız gerekiyor Meltem annemizin yanına. Erman hocam tebrikler. Erman hocam teşekkür ederim. Erman hocam teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Helal olsun abime. Parkurları aşma sırası sizde çocuklar.
Erkekler sakın ola ki kızlarımızı hafife almayın. Evet çocuklar, hazır mıyız? Evet. Evet, takımları ayırdık, şartları anlattım. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biliyoruz. Hocanız da gösterdi ne yapmanız gerektiğini. Evet. Şimdi önce kızlar mı yarışmak istiyor erkekler? Kızlar. Kızlar. Kızlar yarışmak istiyor. Helal olsun peki size. O zaman hep birlikte hocam yukarıya tırmansınlar çünkü yarış oradan başlayacak. Evet. Evet. Hadi, hadi bakalım. Macera dolu parkuru ilk kızlarımız geçmeyi deneyecek. Bu zorlu görevi kaç dakikada tamamlayacaklar merak ediyoruz. Tabii önce yukarı tırmanmayı başarmaları gerekiyor. Kızlarımızın peşinden günün en iddialı yarışçısı da koyuluyor yola. Ümmü anne! Haydi anneciğim! Hadi seni bekliyoruz! Ümmü anne bravo! Helal olsun sana Ümmü anne! Sen bizim! Ümmüş sen bizim her şeyimizsin! Ümmüş sen bizim her şeyimizsin! Acele etme Ümmü anne! Acele etme evet dinlen biraz. Dinlen ya bu sonu... acele etmeyle alakasın var, küçük yapmışlar, kalıp büyük. Hangi zorluk durdurabilmiş ki Ümmüye annemizi? Halata tırmanıp kızların yanına varıyor çok geçmeden. Kızlar hazır mısınız? Hazırız. O zaman süreyi başlatıyorum. Başlat anneciğim. Geri sayıyorum. 3, 2, 1 ve başlayın kızlarım. Allah. Yaşın başlayın. Hadi Zeynep yaparsın sustu, çocuğum. Sustu gülme bize de öyle bir şey olmasın. Yavaş sen yavaş sakin ol. Sakin ol. Ben de ondan korkuyorum işte. Yavaş ol. Denge. Düşme ihtimali yok Zeynep. Evet. Aynen öyle, aynen öyle gidiyoruz aynen. Dengele. Biz de öyle gidiyoruz. Kendini dengele. Aferin Zeynep. Evet kızlar hemen peşinden. Hemen peşinden. Yürü be beni sakin. Yürü be kim tutar seni. Kendini götür. Kendini götür. İpi tut. Aferin. Ya süpersin. Yavaş sakin ol. Yapacağız. Yavaş. Yükseklik korkum olmasına rağmen. Yavaş arkanızdan geleyim kızlar. Düşme şansı yok anneciğim. Aferin. Emniyettesin. Zeynep hemen başla. Yavaş. Yavaş. İlk defa yapıyorum. Aferin. Harikasınız kızlar. Sizi tebrik ediyorum. Süper. Dik dur, dik dur. Bravo Melisa. Nazar değdireceğiniz. Geçti. Harikasın Zeynep. Yavaş çocuğum, yavaş. Aşağı bakma anne. Bakma, bakma. Aşağı baksana abi. Bak. Evet, aşağı bak, bak Melisa. Buradayız. Hadi Zeynep. Haydi Yeşim. Tamam. Yaparız kızlar. Ay yesinler. Yapacağız da görün gününüzü, siz bekleyin. Aman. Yavaş. Zeynep yavaş çocuğum. Hah. Aferin. Evet, tahtarım anne. Aşağı bakın, aşağı bakın. Zeynep dikkat et. Baktım an oldu. Aferin. Halatlarla tutturulmuş kütükler üzerinde dengeyi bulmak için büyük mücadele veriyor kızlarımız. Zaman zaman istemeden de olsa şov yaptıkları da oluyor tabii. Parkurun sondan bir önceki aşaması olan tünele nihayet varıyor kızlarımız. Hadi kızlar, ne kadar çabuk bitirirseniz o kadar avantaj elde edersiniz. Melisa, önce başını önce al. Önce vücudunu, evet. Önce vücudunu tamam al, sonra ayaklarını tamam, al. Tamam, bravo oldu. Zeynep sen de aynı şekilde. Zeynep aşağıya bakma. Bana bak, evet. Bana bak, bana bak. Dikkatli. Bravo! Ya. Haydi devam beklemeyin. Aç kendini. Melisa geldi. Bravo Melisa'ya. Melisa düştün ki. Yeşim koş. Aa Zeynep de. Haydi Zeynep. Öpelim sana. Zeynep haydi Zeynep bekle. Süperdi. Aa Zeynep. Koş Melisa. Koş Melisa.
Bak bak nasıl yapıyor ya. Bravo! 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 Aferin. Aa eksi yediniz. Bir eksi yediniz siz. Evet çocuklar süreyi durdurduk şu anda. Şimdi sıra ne kadar oldu süremiz? Oğullarımda. Az önce pek iddialı konuşuyordunuz beyler. Görelim bakalım zorlu parkurun macera dolu yolu boyunca neler yapacaksınız. Görkem daha halatın başında takıldı kaldı çocuklar. Abi tut iyi tut ya bak ne yapıyorsunuz abi ya? Selamünaleyküm. Şu sırtımdaki şey gelmiyor ya. Görkem hadi 2-2-2-2. Dostum ben yavaş geliyorum yormuyorum kendimi. Dağ halata tırmanırken zorlanan Görkem büyük parkurun zorlu yollarında ne yapacak çok merak ediyoruz doğrusu. Çocuklar hazır olduğunuzda söyleyin süreyi başlatacağım. Hazırız. Süre hazır mı süre? 3-2-1 başlayın. Haydi Hakan. Kaymak yok kaymak yok. Hakan düştün. Silo bu göründüğü gibi değil lan. Aferin Hakan'a. Yavaş Hakan. Görkem nasılmış buradan? Haydi Görkem. Silo hadi gitsene. Hızlı olmak bir şey çözmez yavrum. Yavaş. Silo dur. Ekibini götür ekibini. Senin evet, yalnız bitirmen. Yok. Hadi Görkem. Bir fayda sağlamayacak. Hakan ekibini çıkar. Haydi Görkem. Görkem, Görkem yere basma. Hakan, ekibini çağır çocuğum. Hadi. Bekle. Ya tut öbürkünü hadi. Biz hiç görmedik. Biz hiç görmedik. Hadi Görkem. Görkem harikasın. Hadi gelin gelin hadi. Kızlar yaptı Görkem. Sen yapamayacak mısın? Hadi Görkem. Düşmeyeceğini anladın artık. Hadi Görkem. Görkem düşme ihtimali yok. Oo, oo. Hadi at ayağını artık. Ya hadi Göç. At ayağını. Görkem zıplasana şuraya. Hadi Görkem. Aferin Görkem. Oğlum yükseklik korkum var benim ya. Yükseklik korkum var benim ya. Görkem yoktu birden çıkmışsın. Biz sevinelim mi artık ya? Nasıl yapsak? Uzun boyunun da avantajını kullanan Hakan aldı başını gidiyor. Yükseklik korkusunu yenemeyen Görkem Yusuf'un da hızını kesmiş durumda. Hadi Görkem. Anneciğim oraya bağlısın düşme şansın yok. Hadi güzel çocuğum. Altını düşün tam altını alacaksınız. Altını. Görkem hadi Görkem. Hadi Görkem hadi. Haydi destek hadi verin arkadaşınıza. Yusuf da takılıyor. Yusuf da yapamıyor. Hadi Görkem. At hemen ayağını. Ülkek adımlarla ilerlemeye çalışan Görkem hayatının en zor anlarını yaşıyor desek yalan olmaz. Çocuğumuzun desteğe ihtiyacı var annelerim. Hadi Görkemciğim hadi güzel anne, çocuğum. Anne siz altın kızlara takın biz geliyoruz. Ya hadi oğlum yeneceğiz ya. Yeneceğiz. Yandınız zaten. Hakan başarının önemi yok. Ekip ruhu. Aferin anneciğim benim. Hadi onu geç geri tut kolay. Bitti. Aferin hadi Görkem. Hadi geri kolay hadi. Hadi gel hemen. Kolay orası. Şuno neredesin hadi sen ya? Hadi kolay hadi ya. Hadi önce oraya o bir tarafa. Hadi Görkem. Ya dur ne yapıyorsun sen git, ya? Git. Gitsene ya. Ya şunu çıkartamıyoruz mu bu gitsin önden ya. Şunları hadi istiyorsan. Görkem süre bitiyor. Ortaya. Görkem. Ortaya. Görkem. O bir tarafa. Görkem. 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 Bravo Görkem işte bu. Allah'ım yarabbim ya. Ya abla git sen git bitir. Git Görkem, bitir sen ya bunu bekleme ya. Anneciğim. Ben de git bitir sen. Beklemekten sıkılan Hakan yola devam etmeye karar verdi. Görkem'in yetişmesi epey vakit alacak gibi. Ha gayret Görkem. Bu parkuru geçemezsen kızların dilinden kurtulamazsın valla. Bize gülüyordun Görkem ne oldu kolay mıymış? Ama sallama şunu sallama. Ya Allah. Evet yavaşla sen ay, tamam, bunu. Hadi, hızlı. Aferin Görkem'e. Görkem bravo işte çözdün işi. Hadi ortalara. Hadi Görkem hadi hızlı. Harikasın. Yürü Yusuf sen de yürü. Yusuf hadi sen gelirsin hemen. Bu da çok kolay. Hadi bir Görkem. Ya bekleme ya hadi. Tamam be bağırma. Haydi Görkem. Düz mü gideyim çapraz mı gideyim bunda yan yan mı? Amuda kalkarak git. Görkem ortalara bas orta. Parkurun en zor kısmına geldik. Görkem'in ne yapacağını herkes büyük bir heyecanla izliyor. Biz çok hızlı yaptık kızlar. Biz çok hızlı yaptık. Görkem ortaya önce iki ayağını da ortaya getir. Ortaya dengeye evet, tahtası. Evet işte tamam bu kadar basit. Şimdi o bir tarafa ipini gönder yukarıdan. Nere, yukarıdan nere, ipini nere, gönder. Nere, ortaya. Bizim kızlara bak. Ortala ayağını. Ortala. O bir ayağını yanına çek.
çanta atacağım kendim böyle şimdi aşağıya. Aferin Görkem. Parkurun en zor yerini de geçmeyi başardın. Bundan sonrası çok kolay olacak. Görkem bravo. Görkem bravo. Haydi Görkem bu en son. Görkem karşıya önce vücudunu geçir. Git Görkem git. Burada bak, arada geldim, hadi, geçerken git. Zorlandım. Yavaş. Evet devam. Evet Görkem. Hızlı. Bitti Görkem. Görkem bitti. Şurayı izlemek istiyorum. İptal. En heyecanlı bölümü. Hadi bakalım yavrum bitti. Aferin. Hadi bakalım. Aferin Görkem'im. Ay, kayıyor. Evet. Hadi Görkem. Hakan başarılı bir atlayışla kayıp indi aşağı. Şimdi sıra günün kahramanı Görkem'de. Hadi Görkem korkma. Haydi Görkem. Hepsini mi tutayım? Görkem. Haydi Görkem. Bırak boşluğa kendin anneciğim. Bekle ben moda gireceğim bekle. Moda gireceğim diyor ya. Sıra geçiyor. Gol. Oley. Bu ne lan? Gol. Ekip ruhu gerekir yavrum. Bravo Hakan. Sen iyiydin ama. Hadi Yusuf. Bravo Yusuf. Gel Hakan üzülme ya. Ya of. Ekip çok önemli gördüğün gibi değil mi? Bir daha Görkem manya takımda olmayacağım. Eyvah. Hadi Görkem, koş haydi. Bari koş. Bari koş. Evet Hakan ya, öyle diyor. Ya yenildik zaten bırak ya. Koş hadi Görkem. Senin. Lanet olsun içimdeki insan sevgisine. Çak, ne oldu Görkem? Hemen sevinmeyin çocuklar. Sırada ana ocağımızın en maceracı annesi var. Ümmiye anne bakın şimdi nasıl inecek aşağı. Haydi seni bekliyoruz harikasın. Şimdi bir hazırlanayım bakalım. Başörtüm savrulup da dolaşmasın Ümmü oraya tehlike olur. Ümmü annenin hazırlığı uzun sürüyor. Haydi Ümmiye anne. Annem sen harikasın yaparsın. Hadi. 3, 2, 1. Haydi Ümmiye anne. İnanamıyorum nasıl atladı değil mi vallahi çocuklar? Annelerin gururu sayılıyor. Tebrik ediyoruz seni Ümmiye anne. Annelerin gururusun sen. Bugün tam altına hangi çocuğumuz hak edecek bilmiyoruz ama Ümmiye annemizi gönlümüzün birincisi ilan ediyoruz. Harikasın. Alkışlayın Ümmiye anne. Gençlik bu. Ümmiye anne harikasın. Muhteşem harikasın. Cesur anne. Ümmiye şimdi ya gelmiştim de parmağım. Çak. Hadi gel. Sarılın Ümmiye anneye. Ümmiye anneciğim tebrik ediyoruz seni. Ay tebrik ederim. Harikasın. İnek sağma görevinde tam altını hak eden çocuğum. Bugünkü krem çikolata yapımında tam altını hak eden çocuğum macera parkındaki yarışta tam altını hak eden kızım evet çocuklar hepinizi tebrik ediyorum macera parkında gerçekten çok keyifli böyle dişe diş bir yarışma oldu evet. Değil mi eğlendiniz mi evet. Çok eğlendim. Hakan, eğlendin mi anneciğim? Eğlendim. Keyifli miydi? Yukarısı nasıldı? Zevkliydi bayağı. Korkutucu çok zevkliydi biraz. Değil mi? Çok güzeldi değil mi? Çok değişikti, çok zevkliydi. Biz de sizi zevkle seyrettik, heyecanla seyrettik. Ve nihayetinde eğlenirken aynı zamanda dedik ki yarıştık. Evet. Değil mi? Meltem annenin göreviydi. Meltem annenin görevinde kızlarım ve oğullarım ayrı ayrı yarıştı. Ve ne var? Bir tam altın var. Şimdi süreleri söylüyorum. Erkek çocuklarım 10 dakika 35 saniyede parkuru bitirdiler. Olsun anne. Olsun. Dostluğumuz bir altından önemli değil bizim. Tabii ki değil anneciğim. Önemli olan burada birlikte geçirdiğimiz güzel vakit değil mi? Evet kızlarım hazır mısınız? Evet. Merak ediyor musunuz? Kaç dakikada parkuru döndüğünüzü? Siz merak ediyor musunuz? Evet. Tahminleriniz var mı? 5, 6, 6 dakika. Görkem. 7, 6. Yani epey bir fark oldu aramızda diyorsun. Aynen. Kızlar siz? Biz de öyle diyoruz. Peki o zaman kızlarım
kaç dakikada parkuru tamamladı? Hemen söylüyorum. 6 dakika 8 saniye. Çok iyi değil mi çocuklar? Tebrik ediyorum. Tebrik ediyor musunuz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Kızlar tebrik ediyorum. Kızlarım benim. Aferin benim anneciğim. Ama oğlanlarım da bırakmadılar. Tabii tabii canım, hiç kimse pes etmedi. Sonuna kadar değil mi Hakan hocam? Sonuna kadar gittiler. Kimse pes etmedi. Evet hocam. Anneciğim. Hepsi de çok başarılıydı. Çok başarılı. Erkekler de çok başarılıydı. Kızlarımız da çok başarılıydı. Ama tabii ki yarışma bu. Kazanan tabii ki. Bir ekip olacak. Kesinlikle. Kızlar kazandı bugün. Tabii. Ramazan hocam çok teşekkür ediyorum biz size. Biz teşekkür ederiz. Buraya geldiniz. Çok keyifli vakit geçirdik sizle birlikte. Evet, biz de aynı sağ olun şekilde. Çok yardımcı her oldunuz bütün ekip arkadaşlarınıza. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman gelirler. Her zaman gelecekler. Evet kızlar. Ama işlerinizden birisi bu akşam bu altının sahibi olacak. Neden akşam dedim? Çünkü akşam söyleyeceğim, çok üşüdünüz. Evet, çok üşüdük anneciğim. Düşün önüme. Haydi çocuklarım. Haydi gidelim. Saçların çatma diye, dünledim gülsün diye, yanıma gelsin diye. Eve varır varmaz Zehra annemiz doğal yoğurt için kolları sıvıyor. Sütün sıcaklığı kıvamını bulmuş mu Zehra anne? Oo tam olmuş. Çocukları hemen çağırayım da mayalayalım. Kızlar, Yeşim gelin bakalım. Geldik anneciğim. Görkem, Yusuf, Hakan gelin güzel çocuklarım hemen. Koşun çocuklar, şimdi çok önemli bir olaya şahit olacaksınız. Zehra annemiz size yoğurt mayalamayı öğretecek. Eğlendik geldik ama yoğurdumuzu mayalamayı kaçırmadık. Evet, evet. Şimdi bir yoğurt mayalamak için çocuklar, yoğurdun ısısı çok önemlidir. Parmağımızı şu şekilde batırıyoruz. Parmağımız ısıya dayanıklı derecede olursa yoğurdumuzu mayalamaya hazır. Ama ola ki evinizde mayalamak için yoğurdunuz yok. Unuttunuz. Şuna yoğurt mayası denir. Bir önceki günden yaptığınız yoğurttan bir parça ayırırsınız. Buna yoğurt mayası denir. Ve bunu üreterek yoğurdunuzu mayalarsınız. Ama ola ki yoğurt mayanız yok evde. Ne yapabilirsiniz biliyor musunuz çocuklar? Nohut. Nohut nohut. Evet, nohut mayası yapabiliriz. Şöyle bir avuç, ben yıkadım bunu. Bir avuç nohutu alıyorsunuz. Bir kavanoza koyuyorsunuz. Gördünüz mü güzel çocuklar? Evet anne. Bakın. Bunun içine parmağımın dayanabileceği ısıdaki sütten bir miktar koyuyoruz. Şaşırdınız değil mi çocuklar? Aklınıza gelir miydi hiç böyle nohuttan maya yapmak? Anne olacak mı? Evet. Şimdi bu nohut sütün içinde kendi içindeki maddeleri süte salacak. Çocuklar biz hamuru da nohut mayasından mayalıyoruz. Aa. Duydunuz mu nohut mayalı ben ekmek? Ben de hiç duymadım. İşte bakın maya nasıl ortaya çıkar? Bunların içindeki sütle nohut karışacak ve içindeki canlılar yani bakteriler, iyi bakteriler bunun içinde üremeye başlayacak ve burada bir maya meydana gelecek. Çocuklar bu bir gün böyle kalacak. 24 saat kalacak. Ondan sonra bunu süzeceğiz. Bu süzdüğümüz burası, bunun içindeki süt var ya biraz kesik kesik olacak. Ve o yoğurtla, içinden çıkan mayayla yoğurdumuzu mayalayabiliriz. Yani evinizde maya yoksa bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, şimdi hemen sizin sağdığınız o güzel sütü mayalıyoruz, kaynattık. Parmağımın ısı derecesine geldi. Çocuklar ya, yoğurt mayalarken hiçbir zaman çok fazla maya kullanmayız. Şimdi bunun ısısı soğuk. Bunun ısısıyla uyum sağlamam lazım. O zaman ne yapmam lazım? Bundan biraz alıyorum bakın. Isıları dengeleştiriyorum. Yani iki ısıyı birbirine dengeliyorum. Yoğurtla suyun ısısı eşit hale geliyor. İyicene çırpıyorum bakın. İyicene çırptıktan sonra kepçemi aldım. Ve yoğurdumu mayasının içine döktüm güzel çocuklarım.
Bir de karıştırıyorum şöyle. Karıştırdıktan sonra hemen kapağını örtüyorum. Kapağını da örttükten sonra güzel çocuğum Yusufcuğum, orada bir bezimiz var. Bunu sarmam gerekiyor. Getir bakalım. Şöyle bir ortaya geçeyim. Bu evet Yeşimcim, bir ortaya geçeyim şöyle. Evet bakın, kalın bir bez olması gerekir. Ve de çok iyi sarmamız gerekir çocuklar. Neden anne? Çünkü ısı içindeki mayalanmayı ne yapacak? Sağlayacak. Bunu ısıya ısı içinde tutmazsak mayalanma sağlanmaz. Belki bilirsiniz, anneleriniz yoğurt yapar, hamur mayalar. Neyin yanına koyar? Ya kaloriferin yanına evet, koyar. Doğru. Ya da sobanın kenarına koyar. Evet şunu bir açın bakayım şöyle. Heh. Getirin bana ucunu. Getirin. Şöyle bolca sarıyoruz. Hiç bir şekilde. Heh. Gördük mü çocuklar? Evet. Bu sabaha kadar bekleyecek. Yoğurdumuz hazır olacak. Kimin sağdığı sütlerden? Bizim. Sizlerin sağdığı sütlerden doğal bir yoğurt yap. Ve çok lezzetli olacak. İnşallah. Bir de böyle bir şey yaptığınız zaman içinizden hemen deyin ki Allah'ım beni utandırma kurbanım. Yarın benim yoğurdum putsun deyin. Tamam mı? Allah bereketli olsun. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Finale hazırlanıyoruz. Finale gidiyoruz. Hadi güzel haydi çocuklarım. Gidelim. Artan benim makarnalarınızı atmayın. Evinizde fazla makarnalarınız haşladıysanız bunu çok güzel bir makarna omleti yapabilirsiniz. Makarna omleti. Evet. Ya kızlar ya alamıyor kızlar kızlar. Ay kızı vermiyor lan. Ya. Birazcık da kızlara bıraktınız ya. Anne. Günün yerini geceye bırakmasıyla beraber ana ocağında da heyecanlı dakikalar başladı. Üç tam altını kimlerin hak ettiğini açıklayacak olan annelerimiz yerlerini almışken pırıl pırıl gençlerimiz de geliyor salona. Merhaba anneciğim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne kadar güzel neşeli geldiniz. Ay, sizler de çok güzel görünüyorsunuz anneciğim. Teşekkür ederim. Maşallah. Çok şıksınız. Siz de. Sizler de öylesiniz. Gözümüzü alamadık sizden. Teşekkür ederiz. Evet çocuklar. Bu arada ana ocağında dört koca günü bitirdik. Evet. Evet. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti bizim için. Bizim sizin için de değil mi? Sizin için de öyleydi. Ve dört gün boyunca hem keyifli vakit geçirdik hem de kazançlarınız oldu. Hem altınlar kazandınız. Evet. Hem de annelerin bilgi birikiminden, bilgi dağarcığından bir sürü bilgi edindiniz. Evet. Evet. Şimdi bu gece ana ocağında son uyuyacağınız gece. Evet. Yarın artık annelerinizin, ailelerinizin yanına döneceksiniz. Son uyuyacağınız gece. Evet. Ana ocağının size muhteşem bir hediyesi var dedik. İlk gün gösterdik. Müthiş bir eğitim seti. Hepiniz öğrencisiniz. Bütün öğrenci çocuklarımız böyle bir eğitim seti olsun muhakkak ister. Biz de bunu düşünerek üç anne kafa kafaya verdik ve içinde size lazım olacak çantasından kalemine, kaleminden cetveline, kitaplarından ÖSS'ye hazırlık kitaplarından kalemliklerine kadar her şeyi içine doldurduk. Bir de ne vardı? Hepinizin şöyle baktığı yine müthiş bir bilgisayar. Çağı kolaylıklara yakalayabileceğiniz, her şeyi takip edebileceğiniz çok güzel bir bilgisayar. Evet. Çocukların bakışları var ya, bizim altınlarımız nerede diyorlar. Onlar tabii bugün çok eğlendiler ama aynı zamanda da yoruldular. Evet. Altınlara. Dolayısıyla o heyecanlarını yenmek için başlayalım mı Ümmiye anne? Evet. Önce başlayalım. İlk önce ben vereyim değil mi? Evet. Benim görevim de bugün. Evet, ilk görevde. Şimdi bugün sizle beraber güzel yavrularım, inek sağdık. Evet, sağdık. Kiminki çok olduğu da zaten çıktı orada ortaya. Melis'le Hakan'dı. Evet. Değil mi? Ama ben ne dedim size? Kim daha fazla süt çıkartırsa, daha istekli, azimli olursa tam altını o alır dedim. Değil mi yavrum?
Ha bu demek değil ki diğerleri öyle çalışmadı. Tabii ki siz de çalıştınız. Ama ölçüldü. İkisininki az fazla geldi. Az değil öyle bayağı bir fazla. Ama grubun içinde de ben zaten dayanamadım. Hep bağırdım. Melis aferin, Melis aferin, Melis aferin diye. Çünkü şaşırdım. Foşur foşur foşurdattı. Ama Hakan hiç beklemezdim senden. Bir tuttum maşallah foşur foşur sağdığı yer köpürdü. Helal olsun yavrum sana. Şimdi ikinizden birisi bu tam altını alacak. Bugün inek sağma görevinde tam altını hak eden çocuğum. Melisa. Yes! Anne dedin, Melisa alacaksın. İnsanlısın. Anneciğim. Bravo. Güzel kızım. Geç şöyle yavrum, geç şöyle. Şu an içimiz de çok mutluyum. Ben de. Gel bakalım. Dön kuzum azıcık. Dön biraz. Dön, herkes cümle alem görsün. Evet, ilk altın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun yavrum. Ümmü anne. Hayırlı olsun kuzum. Hayırlı Ümmü olsun anne. Yavrum. Böyle kuru kuru gitmeyecek değil mi? Dans etmesi lazım. Evet, bence de. Gelin dans edeceğiz. Hadi bakalım. Benim olsun içine bilin. Haydi haydi bakalım. Hadi içiniz. Kandırıyor. Sana da aldı altına. Sonunda aldı. İçimizden güvenli yavrum. Hem de en zor görevde aldılar. En zor görevde aldılar. Hepsi evet. Başarılıydı yavrularım. Evet, tebrik ederiz. Hepiniz, hepiniz. Melisa'cığım tebrik ederiz. Melisa tebrik ederim anneciğim. Ümmü anneciğim sen verdin şimdi ben vereyim. Hadi sıra sende hadi bakalım sen de sıranı sal. Çok alalar. Güzel çocuklarım. Bugün hep birlikte ne yaptık? Krem çikolata yaptık değil evet, mi? Çok lezzetli. Çok da lezzetli çok oldu. İki grup halinde yarıştınız. Grubun biri ne yazık ki kaybetti. Kazanan grubumuzda Yusuf vardı, Yeşim vardı ve de Görkem vardı değil mi? Evet bugünkü krem çikolata yapımında tam altını hak eden çocuğum. Yusuf. Tebrik ederiz Yusuf'cum. Anneciğim Yusuf'a biraz dans ediyorum. Evet Yusuf sen de. Yusuf da biraz dans ama etsin. Ama yeter be her çıktığında evet. Dans 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 nereye kadar be? Hadi dans. Ama ya bence dans ne oluyor böyle? Ümmü anne ne diyor bunlar be? Görkem'i de alsın etme bulma dünyası sen az önce dedin. Şimdi sen de oynayacaksın ama sırayla. Ama ben kıvırtıyorum lan anne. Parayla değil sırayla. Çok teşekkür ederim. Çocuklar Yusuf fındığı o kadar güzel dövdü ki bu işte de en önemli püf noktası fındığın çok iyi dövülmesiydi. Evet, hadi bir oyna bakalım. Biz veriyoruz dansı. Hadi bakalım. Gene aynısını yapacağım ya. Islayana yana yana habdık fanak dilli dilli ana beni ya beni ya beni. Çok yaşa Yusuf. Evet vallahi. Siz de öyle. Tebrik ederiz anneciğim. Teşekkür ederim. Evet, sıra geldi Meltem annenizin görevine. Çok heyecanlı kızlarım. Evet. Evet. İki grup halinde yarıştınız. Macera Parkı'nda oğullarım ve kızlarım. Orada zaten dakikaları söylemiştim. Üç kızımın içinde bir altını garantileyen kızım var. Evet bugün benim görevimde Macera Parkı'ndaki yarışta tam altını hak eden kızım. Geriden geldi seni geçti. Şöyle dön anneciğim biraz. Tebrik ederim. Bak ana ocağında dengeler nasıl değişiyormuş evet. Değil mi? Teşekkür ederim. Anne bir daha oynasınlar ben çok tebrik beğendim. Ederim. Evet hadi bakalım oynayın. Kızlar oynamayı hak ettiniz. Evet hadi bakalım. Bugün çok güzeldi anneciğim ama. Bence siz de alçınız. Sıra geldi anne.
Anneciğim böyle üç kişi kalıyoruz. Melisa'nın şerefine oynuyoruz bugün. Ay benim güzel ikinci hazır. Evet ben. Ya araba tekerleğinde oynama derler ya işte onun gibi. Bak. Su şırıltısına. Evet su şırıltısına öyle derler. Çocuklar tebrik ediyorum. Melisa'cığım tebrik ediyorum seni. Tam altını neden Melisa garantiledi diye sorarsanız hemen söyleyeyim güzel çocuklarım. Üçünüz de mükemmeldiniz. Üçünüz de çok iyiydiniz. Fakat Melisa hem sizi yüreklendirdi hem hızını çok güzel ayarlayıp çok stratejik davrandı. Çok dengeli gitti ve o kadar muntazam devam etti, o kadar dengesini bozmadan devam etti ki grup dengesini de bozmadı. Dolayısıyla Melisa bugün Meltem anneden tam altını garantiledi ama siz de çok iyiydiniz. Evet, çok başarılıydınız. Evet. Şimdi Meltem anneciğim. Hepsi çok güzeldi. Oğullarım da çok evet, güzeldi. Evet, hepsi çok. Bugün Melisa 2 altın aldı, Yusuf 1 altın aldı. Bugün çaylar Melisa ve Yusuf'tan. Tamam mı çocuklar? Tamam. Hadi bakalım kalkın. Hadi bakalım güzel çocuklar. Bugün çayları siz yapacaksınız. Hadi bakalım Yusuf.